Bakayım. Sana geçmiş mi? Hayır, bıklığa geçiyor. Kan oluyor tabii her taraf. Karadut toplamak için köyümüze geldik. Karadutlar neredeyse geçmişler artık. Ama gene de bize yetecek kadar var yani. Ülker Hanım, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Dut toplayayım da. He. Nasıl, var mı dut? Allah 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 Allah. Acıdı mı bir tarafı? Ya nasıl kayıyor bunlar ya? Acıdı mı bir tarafı? Eyvah eyvah eyvah. Geçmiş olsun. Tamam, elimde dezildi. Ciddi bir durum yok değil mi? Ya bilmiyorsun artık, sıcağından şuram çarptı da. Hadi götüreyim seni hastaneye. Yok ya, ne hastanesi, bu kadar düşmekten hastane mi olur? Bir şey olmadı, dur bakalım soyunca. Şura biraz bak sürttü toprağa da. He, evet sürtmüş. Çekme çekme, üzüldü. Bu gördüğünüz arkadaşlar ulu bir dut ağacı. Yani kimlerin diktiği belli değil. Böyle dağda. İlker Hanım, ben bunu araştırdım. Bu dut. Karamağ'ındaki koca dut. Şu Tutlu Bunar'ındaki koca dut. Tamam mı? Bütün dutları aynı adam dikmiş. Aynı gün dikilmiş. Ama kimin diktiği belli değil. En az 1000 yıllık var yani. Peki aynı günü diktiğini, aynı adamın diktiğini kim söyledi? Çünkü hepsi aynı kalınlıkta, hepsi aynı boyda yani, o yüzden yani. Öyle öyle diyor yaşlılığa yani. Tamam. Belki 1000 yılı geçmiş yani dikileri, ama kimin diktiği belli değil, ama Yaykın'a kadar gitmiş bu dikilen kara dutlar. Hepsini bir kişi diktiğinden bahsediyorlar yani. Çünkü aynı kalınlıktaymış hepsi de yani, aynı yaşta. Aynı yaştaymış değil mi? Evet, öyleymiş. Şey, ziraat mühendisleri test etmiş herhalde değil mi bunu? Bakmışlar. Evet, öyle öyle söylediler yani. He, tamam. Ben biraz topladım, çok yoruldum da. Evet hanım, sen bir de düştün ya. Düştüm, kolum da acıyor, biraz sen topla. Evet, sen biraz istirahat et. Tamam. Bak ben şöyle merdiven de vurdum. Topluyorum, görüyorsun yani değil mi? Uzat bakalım elini. Şöyle. Tamam. Görebiliyor musun? Evet, gördüm. Ha, biraz kan gibi yapıyor ama olsun. Yani olacağı artık. Güzeli seven bir kendine katlanır. Sevdin gelmeyince, yok. Sevdin gitmeyince sevdin gelmezmiş değil mi? Gülün bile dikeni var. Bak gül ne kadar güzel. Evet. Ama dikeni var. Dikeni olmasın. Aman merdiven, dikkatli kurdum değil mi? Allah muhafaza. Allah koru ya Rabbim, düşme. Sana gülerken bir de ben düşmeyeyim Ülker Hanım. Sen bana güldün mü? Yok, gülmedim de. Gülsün. Ama gülünüyor. Yani zor tuttum kendimi ya. Kapat kamerayı diyorum. Evet. Ay. Ya o an şaşırdım. Ne olduğunu anlamadım hemen yani. Tesadüf, sen çekiyordum. Sen düşünce yapacak bir şey kalmadı yani. Evet. Olsun, çekimdeyken de kaza oldu yani. Allah'tan ciddi bir mesele yok yani. Tamam. Ben şöyle bir dudun gövdesini çekeyim. Ya çek. Zaten şuna bak. Herhalde buradan gidiyorlar. Ulu bir dut ağacı. Allah'ım ya Rabbim, şu köke bak. Böyle. Herkese yetecek kadar dut var burada. Çok. Çok dut var. Çok. Gel hanım, bu karadut var ya, o kadar şifa ki. Evet. Alıcı yaralarına hemen anında iyileşiyor, biliyor musun yani? Evet. Kansızlığa karşı mükemmel bir ilaç. Antioksidan bu. Özellikle ağzına aks olanlar, yara olanlar. Evet. Yerlerse hemen iyileşir yani. Evet. Şu Rabbimin verdiğine bak ya. Bir anda koca ulu kara dut iç içe girmiş dutla vişne. Şuna bak, vişne, kiraz ağaçları, dola, dağ, kalyonların güzelliği. Şöyle şuradan ağaçlardan görünmüyor. Hemen karşıda kalyonlar. İslamoğlu'nun köyü mü? Hacı burası. Evet, İslamoğlu'nun köyü bu. He. Çok İslamoğlu bu dutta çok şey etmiş, yatmış üstünde yani. Çok gizlenmiş burada düşmanlardan yani. Evet. 1000 yıllık, 1500 yıllık geçmişi var bu dutun en yakın. Öyle söylüyor bilim adamlar. 1000 yılı geçmiş yani. 1000 yılı geçmiş bu dut ağacı. Anadolu'muzun her yeri güzel. Her şeysi güzel. Her
cemaletem ikrah yenem dana ateş düşmüş ciğerinin bağına. Haydi efendim. İşte böyle bir kerem var. Hem toplayacaksın hem türkü söyleyeceksin yani. Tamam. Aha. Erkek de geldi. Bir el salla bakayım, çok yüksektesin. Evet. Elini salla. Buradayız. Ne desin? İşte buradayım. Görebiliyor musun? Heh, şimdi gördüm. Evet. Maşallah kuş dallarına çıkmışsın. Evet, dur, topluyorum, dur. Eline bak, ne olmuş? Kaan gibi. Evet. Ben de topladım. Kovada topladıklarımı da kova, dolu kovayla çıkamıyorum diye hemen kavanozlara koydum böyle. Dudun dibinde. Yaklaşık 10 gündür köyümüzdeyiz. Ülker Hanım'la bugün de kara dut konservesi, kara dut reçeli ve kara dut suyu yapacağız. Hem de nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen topluyoruz. Ağacının altında hiç bu kadar taze olmamıştı. Evet. Geliyoruz. Evet. Ülker Hanım ne yapıyorsun? Dolduruyorum artık. Kavanozlara dolduruyorsun. Hadi bakalım. Yani doldurdum onları daha önceden üçünü. Evet. Dalından doldurdum onları. Evet. Şimdi buna doldurayım. Hiç bu kadar taze konserve olmamıştır değil mi? Evet. Saatlik mi oluyor? Saatlik olmuyor. Hemen topladık. Kova bak bir saat koladık. Bile olmadı yani değil olmadı. Mi? Olmadı evet. Hiç bu kadar taze bir... Olmadı bir tanem. Karadut. Hadi dolduralım galiba. Hadi dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle karadutları dolduruyorum. Tamam. Hiç su koymayacağım bunlara. Şuna bak. Çok güzel ya. Organik. Sapı da yok bu mübareğin. He. Bak hiç sapı var mı bunun? Ama erken baharın eren kara dudun cinsinde sap oluyor. Evet. Bu hakiki şey. Bir şey. Ağız yaralarına iyi gelen kara dut canım. Evet. Ama ne oldu? Toprağa kana düştüm ben. Değil mi? Neyse bir şey olmadı Allah'ın izniyle. Hafif kolum yüzüldü ama. Bir şey söyleyeyim mi sana? Doğal evet. Hayat denilen bu mu oluyor? Her şey doğal yani he? Doğal hayat. Yani her şey bu oluyordur herhalde. Yerde ya, yazgı bile yok. Otların üzerinde yani. He? Burada yaygıyı falan neye de bulacağız? Şöyle koyalım hemen. O şimdi dolduracağım Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Kışın bunu hem hani hiç şeker mükür olmayacak bunda. Hiçbir şey olmayacak. Natural. Doğal. Doğal. Hiçbir şey katmayacak. Kışın açacağız. Ağız yaraları için falan. Doğal ki kara dut topluyoruz. Bakın yakında hiçbir şekilde yerleşim bölgesi göremezsiniz. Dağın başı tamamen dağlarımızda kendi halinde doğal kara dut. Biz de geldik. Bu kara duttan topladık. Kendimiz ağaçların başına çıktık. Bu kara dutların ne zaman dikildiği belli değil. Belki 1000 yıllık bir geçmişi var. Evet. Şu anda da Ülker Hanım dolum yapmaya devam ediyor. Dolumumuz devam ediyor. Bak ne diyor çünkü onlara. Ne diyorsun diye. Dolum ya. Dudu doldurdum bitti tamam. De şu suya bak suya. Oo, hakiki kara dut suyu. Tabii ki gerçek. Biraz şişelere koyayım da. Tamam. Zep için bunlar. Zep için yapıyorum. Şifa için. İlaç. İlaç için. Niye diyeceğim? Hani bir bebeklerin falan ağzı yarılıyor. Dut yok mu? Evet. Diye soran olduğunda yok diyemiyor insan. Hiç bu kadar taze olmamıştı kara dut. Aynen. Dudun altında anlık toplanıyor ve hemen şişeleniyor. Aynen.
organik. Sularını da doldurduk. Şimdi yeni sıfır kapak olacak. Evet. Kapaklarını kapatacağım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kapak atmaz, güzel kaynar. Şöyle. Bak, yarı yerine kadar su oldu. Görünmüyor ama. Kapakları önceden yıkamıştım çeşmede. Bunları diş kaptırmadan kapatacaksın. Evet. Şöyle bir deneyeceğim. Hülker Hanım ne yapıyor? Tutları konserveyi kaynatacağız. Kaynatacağız. Gece yola çıkacağız ya. Evet. Hemen burada kaynatalım, arabaya yerleştirelim diyorum. Evet, ateş yanıyor. Şimdi su mu dolduracağız? Evet, kovaya su doluyor. Evet. Artık o tarafa yenik oldu ama. Şimdi kavanozlar koyuyorsun suya değil mi? Evet. Koyacağım. Şu bürüyesine kadar, üzeri bürüyesine kadar su dolduracağım. Ama birazcık. Bunları 3 tanesini yatırmam lazım. Evet Hülker Hanım. Canım. Doğal ortamda bugün dutlar topladın. Hemen yanı başında dutları konserve yapıyorsun. Değil mi? Bak dut ağacı orada. Hemen daha bak karşımızda dut ağacı. Biri de oradaydı. Kalyonlar biri de kalyonun dibinde. Çektin zaten. Şimdi kaynayacak burada. Hiç yani saat geçmeden. Hemen. Hemen canlı. Hemen doldurdum, kaynatıyorum. Evet. Niye de? Evet. Bunlar kaynayacak. Gece yola çıkacağız. Değil mi? O yüzden değil mi? Gece yola çıkacağız. Evimize gideceğiz artık Allah izin verirse. Pazartesi günü geldi. Bugün çarşamba. 10 gün olmuş mu? Hemen. Bilmiyorum. Nettin'in de 8 veya 10 parçası. Evet. Yansın, kaynasın. Konserve kaynadı mı hazır oluyor değil mi? He. Aslında bir de bir çay içsek ya. Tamam, bir de garabura'ya sen bir garabura çay koyalım. Garabura'ya alıp geleyim buraya da. Tamam. Yanı başına da garabura'yı koyayım da bir çay içelim de. Hazır çorba da var arabada, çay da var. Çorba değil de, çay içelim. Evet. Buraya koyayım, bu da kaynasın. Değil mi? Evet. Çay yapacaksın değil mi orada? Tamam. O kaynar, bu kaynar. Bir çay içelim, yorulduk. Yorulduk hem bugün. Sabahtan vişne topladık. Akşam üzeri de dut. Bayağı bir yorulduk. Evet. Şansımız artık. Şimdi canım sen Hülker Hanım diyorsun ya. Evet.
Abonelerimiz birkaç kişi yorum yazmış. Ülker Hanım hani Şahin video demeyin resmi oluyor diye. Aslında biz resmi değiliz. Bizim Şahin Bey ya da Ülker Hanım dememiz. Biz ikimiz de aynı yerde, aynı iş yerinde kamuda çalıştık. Orada resmi iş yeri olduğu için hep resmi konuştuk. Oradan kalan bir şey bizde bu. Değil mi? Ülker Hanım veya Şahin Bey dememiz. Bu yüzden hani abonelerimiz yazmış ya, buradan öyle açıklama getiriyorum ben. Tamam. Onlar da zaten öğrenmişlerdir yani. Evet. Soğan mı? Ha. Baya yerlerde kurumuş ha. Evet. Doğru çekiliyor. Biraz soğan abi. Evet, soğan. Soğan. Maşallah soğanlar güzel baş çevirmiş yani. Çok güzel olmuş. He. Evet. Daha ermemiş de. Evet, yeşil soğan değil mi? Daha hayır, yeşil soğan değil de hani daha İyice bu yaprağı kurulacak, öyle kalacak. Ha, yukarıda neydi herhalde? Bakayım bakalım. Domatesler dökmüş Ülker Hanım bayağı. Domatesler olmuş da işte. Olmuş da ama ermemiş ya, daha köy domatesi bunlar. Açık hava köyde. Evet, köyümüzdeyiz. Evet. Güzel. Güzel o. İyi mi? Ha, yeterli. Gideceğiz bundan iki tanesini ekmekle şimdi. Evet. Başka bir şeyimiz yok, bir ekmek var. Ha, semizotu olabilir bak. Evet canım. Ha. Keyfin yerinde. Keyfim yerinde. Kovayı ters getirdim. Oturdum. Yoruldum. Evet. Çay suyu da kaynıyor. Çay da kaynıyor. Konserve de kaynıyor. Değmeyin Ülker'in keyfine. Ha, evet. Soğanlar da sökmüşsün. Soğanları eve götüreceğim. Salata yapacağız ya. Evet. Şey diyeceğim, çaylar senden olsun mu? Çok yoruldum. Tamam. Sen bana şu kaynayan suda bir çay yap canım. Çay yaparım şimdi ben sana. Evet, içelim. Tamam. Nasıl güzel kaynıyor, görüyor musun? Evet. Şu anda dağda sadece ikimiz varız değil mi? Herkes gitti. Herkes gitti. Kimisi kiraz topluyor, kimisi vişne topluyordu. Biz de ne yaptık? Karadut topladık. Karadut konservesi yapıyoruz. Şu anda dağlarda hiç kimse kalmadı. Eşimle beraber kalyonlarla biz baş başa kaldık. Yanımızda kavaklar. Uzun uzun kavaklar. Dökülüyor yapraklar. Ne uzadın koca kavak boşuna? Ne uzarsın koca kavak boşuna. Hiç ayrılık gelmedi mi başına? Evet, hiç ayrılık gelmedi mi senin başına koca kavak? Bak, boya bak. Hiç nereden nereye? Evet. Ah ya, öyle demişler. Eskiden maniler vardı ya, niye uzadın koca kavak boşuna? Hiç ayrılık gelmedi mi başına? Yani evet, gitmiş, uzamış yani gitmiş hiç yani. Hiç ayrılık gelmemiş bu kavakların başına. Çok şükür bizim başımıza da gelmedi değil mi ayrılık? Allah kimse yuvasını evini dağıtmasın ya. Evet, amin. Vallahi çay suyu da kaynıyor. Konserve de kaynıyor. Karadut konservemiz muhteşem. Tam da gün aşımı. Biz Kütahya, Pazarlar, Orhanlar köyündeyiz. Yarın İzmir'e yolculuk var Ülker Hanım. Acele kaynat. Ondan acele değil mi? Şimdi tarihi söyle buyurun kaç ay. Evet. Bugün 3 Temmuz 2018 biz Kütahya Pazarlar Orhanlar köyünde canımla beraber karadut konserves kaynatıyoruz. Aynı zamanda kara demlikte, kara ibrikte çay suyu kaynıyor. Biraz sonra çay demleyip içeceğiz. Mevki? Mevki, koca kavak mevkisi. Koca kavaklarda görüyorsun zaten ad üstünde. Tabii burada yıllar önce
şu Messi'nin bulunduğu yerde bir tane kavak vardı. Tam 1500 yıllıktı. İçine 10 kişi çok rahat girebiliyordu. Ama zamanla ortası çürümüştü. 10 kişi çok rahat yağmurda girebiliyordu. Ama artık zamanla o da her şey gibi sonu geldi ve kuruyarak kesildi. Keşke o zaman video olsa da çekebilseydik. Değil mi? O kavağa yani. İçine 10 kişi giriyordu değil mi canım? Yağmur rahat. Yağmur yağdığında herkes onun altına onun siperine girerdi. Yaşı belli değildi. 1500 yıllık falan diyorlardı herhalde. Büyüklerimiz öyle diyordu. Bilen yok yani. Evet. Şu anda dağ ortamı tamamen. Su olduğu için orada yaşamış idi o yağmur. Evet. Kütahya'nın pınarları akışır diyorlar. Ülker Hanım da pınarın başından bana bakışır diyorlar. Heh, iyi. Evet. Şeyin başından dedim daha iyi. Pınarın başı işte. Pınarın başından bana bakıyorsun. Konservenin başından. Konservenin başından Ülker Hanım bana bakışır. Sen gel böyle rahat ol. Evet. Ben böyle konserveleri yaparım. Afiyetle yersin sen. Değil mi? Evet. Evet. Muhteşem. Muhteşem. Akşam oldu yine, sardı karanlık. Kuş tüyünde yasam bine, olur samanlık. Ah, olur samanlık. Ben olunca yanında samanlık. Ben olmasam? O zaman çöplük. Yapma ya. Tabii. Değil mi? Öyle dedin ya. Evet. Karşıma geçip de bana bakardın. Ana şarj bitti Ülker Hanım. Yapma ya. Evet.